أعطينا لك ذلك، صل لربك وانحر شكرا لله تعالى على هذه النعمة. Yani ya Muhammed, bu nimetten dolayı sana vermiş olduğu bu İslam'ı, bu tevhidi, bu ümmetinden yani bu hayır olan şeylerden dolayı Rabbine şükret ve kalk Rabbine kurban kes. Şükür kurbanı diye Resulüne burada demek istiyor burada Rabbimiz Tebareke ve Teala. Vel murad bis-salah huna as-salatul ma'rufa şer'iyen. Buradaki anlaşılan diyor, namazdan diyor, bizim bildiğimiz namazdır diyor. Bizim yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize göstermiş olduğu namazdır ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz bu şekilde namaz kılın diye bildirmişti aleyhi assalatu vesselam. Naam. Ve kavluhu venhar el murad bin nehr الذبح. Yani buradaki vanhar kelimesi buradan kastedilen kurban kesmektir burada. Biliyorsunuz kurban kesileceği zaman sağ tarafına yatırılır ve denir ki Allahümme hâzâ minke ve ileyk. Ya Rabbi bu sendendir ve senin için kesiyorum ey Allah'ım. Tekbirlerle işte Bismillah ve kesilir. Tekbirlerle bu kesilir. Diyorum ki ben dersteyken aramayın. Aradıkları zaman işte canlı yayın kesiliyor. Birisi aradı. Canlı yayın koptu. Evet. Evet. Vel murad bin nehr ezzebih ey ec'al nehreke lillahi kema enne salatek. Ne dedik? Şeyi açıklıyoruz. Kurban kesmeyi. Ama sen kalkıp da bu kurbanı keserken Allah'ın adını anmazsan, Yüce Allah'ın ismini anmadan sen bunu filan şeyhe kesersen o muhram olur. Ne demek yani? Yani kesinlikle o mundar olduğu gibi Rabbim Tebareke ve Teala onu kabul etmiyor. Niçin? Çünkü Allah'tan başkasına sen bunu kestin. İşte burada diyor ki inne salateke lehu فالإفادة هذه الآيات الكريمة أن النحر من العبادة ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة تكره باشتن آدم بمن أعلم آدم والمراد بالنحر ديور الذبح أي اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له نصل نمازن الله için kılıyorsan aynı şekilde nedir bu kurban kesmeni de Allah için yapacaksın. Adak olsun başka olsun ve özellikle adak adayan olan bir kişi. Hocam adadım ama param yok. Adamayacaksın, keseceksin, bulacaksın. Niçin adadın o zaman? Ya Rabbim Tebareke ve Teala seni mükellef kılmasına rağmen, kılmamasına rağmen niçin kendini bu külfet içine girdin? Neden? Olmaz. وَلْيُوفُوا نُذِرَهُمْ Allah diyor. Madem ki adak adadıysan keseceksin. Ya Rabbi çocuğum işte askerden gelirse bir koç keseceğim. Yani çocuğun askerden gelmezse kesmeyecek misin? Olmaz ki ya. Bu Allah'la pazarlık oluyor. Bismillah. Bu Allah'la pazarlık oluyor. Yani Allah Tebareke ve Teala bu şeylerle bize şey etmiş değil, mükellef kılmış değil. Ama gene de insanoğlu ne yapıyor? Burnunu sokuyor. Keseceksin. Bunun fetvası şöyle şey yok. Kesmediğin zaman mükellef altında kalıyorsun ve Allah Tebareke ve Teala yarın senden hesap sorar. İşte nasıl ki bu kurbanın Allah için kesiyorsan aynı şekilde namazın da böyledir. Fel ifadat hadihi al-aya yani bu ayetten anlaşılan diyor. El kerime enne en-nahr min el-ibadat. Kurban kesmek ibadetlerdendir. Burada demek istiyor. Ve lihaza emra Allahu bihi ve karanehu bis-salah. Ondan dolayı Allah Tebareke ve Teala bunu emretti ve namazla eş değer bir şekilde onu değer kıldı Rabbimiz Tebareke ve Teala. Fasalli li rabbike velhar. Hem namaz kıl hem de kurbanını kes. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. Bazıları kurban bayramında veyahut da hacda olsun imkanları olmasına rağmen ne yapıyorlar? Kurbanlarını kesmiyorlar cimrilikten dolayı. Keseceksin Müslüman. Eğer Allah Tebareke ve Teala
Allah tebareke ve teala bir malı, mülkü sana verdiyse onu yerinde kullanacaksın. Eğer bir kişi parasını, pulunu, mülkünü gerektiği yerde kullanmazsa o para pul, para pul mülk teneke parçasından, kağıt parçasından bir değeri yoktur. Allah tebareke ve teala bu mülkünü, bu paranı sırf nedir? Sırf ona yaklaştırman, vesile olman için sana vermiştir. Fakirleri gözetmen için, tasadduk etmen için. Hani el-mâlu vel-benûn zînetul hayâtid dünya. Mal ve çocuklar dünyanın zîneti. Ama yerine göre cimrilik yapmayacaksın. Bu malı sana veren Allah olduğu gibi bu malı da senden almayı da bilir. Bunu unutma. Çünkü mülk Allah'ındır. Biz Allah'ınız. Yani yeryüzünde ne gibi yaratılmış mahluk varsa hepsi Allah'ın. Yani her şey, bakınız, her şey insan için ve insan da Allah için yaşar. Bu böyledir. Ondan dolayı gerektiği yerde malını Allah için harcamayı hani şey etmeyeceksin, korkmayacaksın. Sadaka olsun, cami yardımı olsun, fakir fukaraya olsun, yetimlere bakmakla olsun, harcayacaksın. Ve Rabbim tebareke ve teala elbette seni, yani illa farz bir şekilde harcamazsan cehenneme boylayacaksın diye nedir? Hüküm yok. Ama elbette sen burada cimrilik yaparsan Allah tebareke ve teala orada soracak: ey kulum, ben sana mal mülk verdim. Filan kulum fakirdi, filan kulum hastaydı ve sana orada bir fırsat doğdu. Neden ona yardım etmedin ey kulum? Orada seni hesaba çekecek. Peki Allah tebareke ve teala seni orada affetmezse halin ne olur? Deriz ki orada inşa'a azzebeke ve inşa'a gafara leke. Ama inanıyorum ki Rabbim tebareke ve teala'nın mağfireti geniştir. Ama geniş olduğunu inanıp da yüce Allah'ın o intikam azabını, inna Allah'a şedidun azizun zuntikam, intikam sahibi olan sıfatlarını unutmayalım. Tıpkı Allah affeder, affeder, affeder ama şedidul ikab, yüce Allah tebareke ve teala şiddetli bir şekilde intikam alıcıdır diyor burada. Evet. Ve burada ve kavluhu venhar mutlak.